Bugünkü eğitim videomuz kiriş ipini nasıl tutmamız gerektiği üzerine olacak. Parmaklarımız kiriş ipine nasıl temas etmeli? Ön kolumuz ve bileğimizin konumu ne olmalı? Parmaklarımız hangi açıda durmalı? Kiriş ipine ne kadar güç uygulayarak çekiş yapmalıyız? Elimizin arkası hangi açıda durmalı gibi birkaç soruya cevap arayacağız. Orta parmağımız esas gücü uyguladığımız parmak, işaret parmağı ikinci kuvveti uyguladığımız, yüzük parmağımız ise en az güç uygulayarak çekiş yaptığımız. %50 gibi bir güç uygulayarak orta parmağımızla, %30 gibi bir güç uygulayarak işaret parmağımızla, %20 gibi bir güç uygulayarak da yüzük parmağımızla çekiş yapıyoruz. Parmak boğumlarımız siyah, kiriş ipi ise kırmızı çizgili görüyoruz. Parmağımızın birinci boğum çizgisine kiriş ipini getirdiğimizde işaret parmağımızın orta kısmına, yüzük parmağımızın ise uç kısmına denk gelecek şekilde kiriş ipini tutuyoruz. Orta parmağımız kanca şeklinde tüm gücün yarısıyla çekerken işaret ve yüzük parmaklarımız parmak uçlarıyla orta parmağa destek oluyorlar. Eğer işaret parmağımızın birinci boğumuna kadar tutup çekmeye çalışırsak işaret parmağımız okla kiriş arasına sıkışacağından bırakış esnasında rahat ve düzgün bir şekilde kaymayacaktır. Dipten tutuşta en büyük sorun parmakların girişi düzgün terk edememesidir. Parmakların girişi düzgün terk etmemesi okta salınımı arttırır ve okun güç kaybetmesine neden olur. Yüzük parmağımızın çekiş amacı kirişle kırılım yaparak orta parmağa yer açmak, orta parmağı kirişle ok arasına sıkışmasını önlemektir. Yüzük parmağının uyguladığı güç sayesinde orta parmak kirişten rahat kayarak ayrılır, oka en az şekilde etki etmesi sağlanır. Üç parmak dışarıdan düz gözükür, birbirine hizalıdır ve açıları yere dik olacak şekildedir. Kolumuzun duruşu okun arkasından çekiş yapan dirseğimiz arasına çizeceğimiz bir hat doğrultusunda olmalı. Bileğimizde bir kırılma olmamalıdır. Bu kırılma yukarıdan aşağı olabileceği gibi içe ve dışa bükülerek de olabilir. Ayna karşısında yapacağımız lastik antrenmanıyla bilek bükülmesinin önüne geçebiliriz. Elin dış yüzeyi yani elin arkası yere dik açıda giriş ipine paralel durmalıdır. Elimiz dışa doğru bükülmemeli. Serçe parmak alt kısmı dışa doğru kaymamalıdır. Dışa bükülen el, kiriş ipine etki ederek yayı sola doğru yatırabilir. Elin eğikliğinden dolayı doğru kayma yapmayan parmaklar aşırı titremeye neden olarak okun savrulmasına yol açarlar. Yine ayna karşısında yapacağımız lastik antrenmanıyla elimizin üst kısmının düzlüğünü kontrol edebiliriz. Çekiş yapan parmaklar birbirine paraleldir. Geriye, dirsek yönüne doğru çekiş yapılır.
Atış yapan üç parmağa doğru şekilde dağıtılmış güç oranıyla çekiş yapılır. Parmaklarımız kirişi ilk boğum ve uçtan tutacak şekliyle kavrarlar. İşaret parmağı ile orta parmak birbirine paralel ve orta kısmında bir okun rahatça gireceği şekilde bir aralık olmalıdır. İşaret parmağı üstten eğilerek oka yukarıdan hiçbir şekilde baskı ve temas yapmamalıdır. Şimdi arka arkaya gelen videolarla sporcuların atış görüntülerini izleyelim.
Burada dikkat etmemiz gereken hususlar elin arka tarafının vurulmaması, bileğin bükülmemesi, parmakların eşit olması, işaret parmağıyla orta parmağın arasında bir ok girecek kadar aralığın oluşması, işaret parmağın yukarıdan eğilerek oka temas etmemesi ve yüzük parmağının kirişe teması.